Çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, çocuklarımızı ilk öğretime hazırlamak, çocuklarımızın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak okul öncesi eğitimin temel amacıdır. Okul öncesi eğitimin temel amaçları Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 20. maddesinde saptanmıştır. Yıllardır okul öncesi eğitimden yoksun kalan köyümüzün bu eğitim öğretim döneminde başta Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere diğer kurumlarımızın katkıları ve halkımızın büyük bir desteğiyle açmış bulunmaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ve köy halkımızdan almış olduğumuz destekle bizleri hedeflerimizi daha da yükseltmemizi sağlamıştır. Köy nüfusumuzun çok olması, dışarıya gönderilen öğrenci sayısının çok olması, biz hep öğretmen arkadaşlarımızla şu soruyu sorduk kendimize. Neden burada bir 8 yıllık ilk öğretim okulu yok diye? Hep böyle birleştiğimiz sırf mı olacak diye? Ve ben şuna inanıyorum. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere halkımızın da desteğiyle bizde var olan öğrenci mevcudunu en iyi okul, çevremize en yakın olan okul projesiyle şu önümüzde bulunan eski binalarımızı tadilatını yaparak gelecek yıl inşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Öğrencilerimizi müstakil sınıf 5 sınıflı bir okula kavuşuruz. İnanıyorum ki kendimize koymuş olduğumuz bu hedefi başta ilçe milli desteğini alarak, diğer kurumlarımızın da desteğini alarak köylülerimizle, hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hepinize bu güzel günde yüreğinizle yanımızda bulunmanızdan ötürü teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. Evet, okul müdürümüz bu bölgeyi konuşmadığı bir kez de ben bundan teşekkür ediyorum. Şimdiden, evet, daha bir bu, bugün,